Evet, çok tehlikeceğimiz. Bugün gerçekten yani insanı içini ürpeten bir manzara karşılaştık. Bu Van Gölü kim bu hale getirdi? Van Gölü nasıl bu hale geldi? Bunu sormamız gerekir. Devlet Su Şirketleri neredesiniz? Karola Bölge Müdürü. Bu hemen sizin yanı baştan bulunan bir yerdir. Erdemir Belediyesi sizin alanınızda bulunan bir yerdir. Bu Van Gölü nasıl böyle kirlenir? Biz günlerce Van Gölü kirlenmesin diye Van Gölü kirliliğine dikkat çekmemde Van Gölü'nün bütün etrafını yayan dolaşan insanlarız. Biz yürüyüş yaptık Van Gölü kirlenmesin diye. Ama bugün görüyoruz Van Gölü çok kirli. Biz kesinlikle bu görüntüyü kabul etmiyoruz. Van ve Van'ımıza yakışmayacak bir görüntüdür. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Eğer görevinizi yapamıyorsanız o koltuğu lütfen derhal ama derhal terk edin. Siz boşuna o maaşı almıyorsunuz. O maaşı devlet niçin size ödüyor? Böyle yaptı, ilinize sahip çıkın diye o maaşı ödeniyor. Bugün bu Van Gölü kirli elsin hoşunuza gidiyorsa lütfen siz açıklama yapın. Dışarıda gelen herhangi bir turist, iş turizmden gelen bir vatandaş bu Van Gölü'nün bu şekil olduğunu görürse bir daha nasıl Van'a gelecek? Bir daha nasıl Van Gölü'nün mavi olduğunu dile getirecek? Dünya çapında Van Gölü'nün mavisi nasıl fotoğraşmasına birinci olacaktır? Nasıl öz olacaktır? Biz biraz bunu size özellikle soruyoruz. Yetkililer ya görevi bırakın ya da buna çözüm bulun. Siyasiye de sesleniyoruz. Siyasiler Ankara'da oturmakla Van yönetilmez. Gelin görün manzarayı. Sizin bu nasıl utancınızdır? Bu nasıl eserinizdir? Bir kez daha sesleniyoruz. Bir an evvel yetkililerin gelip bu konuda bir açıklama yapması istiyoruz. Evet, çok değerli izleyiciler. İçimiz dolu, içimiz yanıyor. Çünkü biz Van Gölü için yanıyoruz. Bizim içimiz Van Gölü için yanıyor. Van Gölü'nün mavili lütfen bu şekil çamur DNA'sına dönüşmesin. Yetkili bir kez daha göreve davet ediyoruz.